Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, yeni bir Osmanlı Türkçesi imlası Türkçe unsurlar dersimizde birlikteyiz. Bugün yeni bir dersimize, yeni bir konuya başlangıç yapıyoruz. Osmanlı Türkçesinde kaf harfi nevleri, çeşitleri arkadaşlar. Evet, kaf harfi deyince kaf ile karıştırmayın arkadaşlar. Kef harfinin çeşitlerinden bahsediyoruz. Osmanlı Türkçesinde bizim kullandığımız 4 çeşit kef harfimiz var arkadaşlar. Birincisi kafı arabi diye geçer. İkincisi kafı farisi. Üçüncüsü kafı nuni. Ve dördüncüsü kafı yayi veya vavi dediğimiz kef harfi çeşitleridir. Bugünkü dersimizde onları göreceğiz. Evet, başlığımızı atalım arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde veya Osmanlıca'da kaf harfi nevleri. Osmanlıca'da da şöyle ortaya atalım başlığımızı. Osmanlıca'da kaf harfi nevleri. Evet, ana başlığımız bu. 4 çeşit bizim kef harfimiz var Osmanlı Türkçesinde. Birincisi kafı arabi arkadaşlar. Ona A diyelim. Kafı arabi. Kafı arabi arkadaşlar Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal K harfidir. Bizim Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerde kullandığımız normal K harfidir arkadaşlar. Örnek olarak mesela kemer, mesela kedi, mesela köprü, Arapça kelimeler olarak Kemal, Ekrem, sonra Kerim, yani minimum K sesleri gerek Türkçe, gerek Arapça ve gerekçe Farsça kelimelerinde kullanmış olduğumuz kef harfi kafı arabi olmuş oluyor. Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal K harfidir. Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal kef harfi. Evet. Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerde kullandığımız normal kef harfimizin ismi arkadaşlar bizim kaf-ı arabiymiş. Evet, mesela kömür dedik, kemer dedik, kedi dedik, kemik olabilir misal olarak. Sonra Kemal, Kerem, İkram, Teşkil gibi minimum K seslerini veren kef harfi. Evet, örnekleri şuraya yazalım. Kedi, kemer, köprü, mesela Ekrem, İkram, Kerem, Kemal gibi isimleri buna misal olarak verebiliriz. Demek ki Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal K harfi. K. Biz bunu kef olarak ifade ettik. Bunu da şöyle yazalım daha olmadı arkadaşlar. Daha iyi anlaşılsın diye. Normal K.
Bu şekilde. Demek ki birinci kaf harfimiz kaf Arabiymiş arkadaşlar. Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal K harfi. İkincisi kaf-ı farisi. O da gaf veya gef şeklinde ifade edilebiliyor. Kaf Arabi ise biz kaf veya kef şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Kaf-ı farisi ise Türkçe ve Farsça kelimelerdeki G harfidir. Türkçe veya Farsça kelimelerdeki G harfidir arkadaşlar. Evet, onu da şuraya yazalım. B kaf-ı farisi. Kaf-ı farisi. Türkçe ve Farsça kelimelerdeki G harfi. Bu harfin Arapçada kullanılmadığını altını çizerek ifade ediyorum arkadaşlar. Arapça kelimelerde G sesi yoktur kesinlikle. Türkçe ve Farsça kelimelerdeki G sesi, G harfi. Türkçe ve Farsça. Kelimelerdeki onu şöyle ifade edelim daha iyi anlaşılsın arkadaşlar. G harfidir. Hatta onu da müsaadenizle Latince olarak yazalım ki yanlış anlaşılmalara meydan vermeyelim. Bu K. Evet, kaf Arabi Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal K harfi. Kaf-ı farisi ise Türkçe, Farsça kelimelerdeki G harfi arkadaşlar. Evet, mesela misal olarak arkadaşlar git, güneş, güzel, gelin bunları Türkçe kelimelere örnek olarak verebiliriz. Farsça kelimeler olaraktan da güzergah, gül, günah, güfte, güya gibi kelimeleri misal olarak verebiliriz arkadaşlar. Misali şuraya yazalım. Misaller. Burası Türkçe misaller olsun. Altta da Farsça asıllı kelime misallerimizi verelim. Mesela git dedik. Sonra güneş örnek olarak verilebilir. Sonra mesela gelin örnek olarak verilebilir. Birinci misalimiz Türkçe asıllı olan misaller arkadaşlar. Mesela git, güneş, gelin. Bir misal daha verecek olsak mesela güzel kelimemizi örnek olarak, misal olarak verebiliriz. Farsça kelimelere gelince arkadaşlar mesela güfte. Daha sonra güya. Güya, daha sonra gül, gül de aslı Farsçadır arkadaşlar. Daha sonra misal olarak güzergah veya günah kelimelerini verebiliriz. Demek ki kaf-ı farisi Türkçe ve Farsça kelimelerdeki bizim kullandığımız G sesiymiş arkadaşlar. Evet, bakınız kaf-ı farisinin Farsça'da normal olarak kullanılan çift keşidesini yani şu üstteki çizgileri biz keşide olarak isimlendiriyoruz. Farsça'da bu çift keşide olarak ifade edilir. O şekilde gösterilir. Fakat Osmanlıca'da biz bunu daha ziyade tek keşideli olarak tercih ediyoruz arkadaşlar. İkinci keşide
Eğer yazım cihetiyle başka bir manaya gelebilecek eğer bazı kelimeler ve durumlar varsa ancak orada daha ziyade tercih ediyoruz. Mesela bakın onu şuraya yazayım. Şöyle yazdığımızda bakın ben diyelim ki gel yazacağım. Ama böyle yazdığımda Türkçe bir kelime kel şeklinde de okunabilir arkadaşlar. Kel. Karışma ihtimali var ise böyle durumlarda ikinci keşideyi de kullanabiliyorum. Gel yazmak için. Mesela şurada güzel yazdım. Diyelim ki bunu K ile okuyacak olsak güzel şeklinde bir kelimemiz yok. Dolayısıyla karışma ihtimali yok. Bakın burada gelin dedim. Yani bu emir manasında değil. Yani gelin damat isim olan gelin. Bunu gelin anlamında emir olan kefle karıştırmayız. Niçin? Çünkü az sonra göreceğiz. Burada y ve normal nun kullanılmaz. Lam harfinden sonra kafı nuni kullanılır arkadaşlar. Karışma ihtimali olmadığından dolayı yine tek keşideyle gösteriyorum. Veya şurada bakın git. Başka bir kelimemiz yok kef ile okunduğunda karışacak. Dolayısıyla ben böyle tercih ediyorum. Ama karışma ihtimali varsa iki keşideyle yazabilirim arkadaşlar. Fakat Farsça kelimelerde bunlar kesinlikle G, Kaf-ı Farisi iki keşideyle yazılıyor. Fakat Osmanlıca'da biz iki keşideli yazımı pek tercih etmiyoruz arkadaşlar. Evet bu da bizim ikinci kef harfi çeşidimiz, Kaf harfi çeşidimiz, Kaf-ı Farisi. Şimdi gelelim üçüncü Kaf harfimiz arkadaşlar. O da Kaf-ı Nuni. Biz buna sağır nun da diyoruz, nazal ne de diyoruz, naf veya neft gibi isimleri de telaffuz edebiliyoruz. Tamamen Türkçe'ye mahsus bir harftir arkadaşlar. Kaf-ı Nuni harfi tamamen Türkçe'ye has bir harftir. Bu cihetle Kaf-ı Türki de diyoruz bazen ve hususi bazı muayyen kelimelerde tercih ediliyor, kullanılıyor. Yani her istediğimiz yerde Kaf-ı Nuni'yi kullanamayız. Hususi durumlarda ve hususi kelimelerde, bazı kelimelerde kullanabiliyoruz. Bugün Kaf-ı Nuni aynı zamanda genizden gelen N sesidir. Anadolu'nun bazı yerlerinde Kaf-ı Nuni aslında uygun bir şekilde gayet güzel telaffuz edilebilmekte arkadaşlar. Şimdi Kaf-ı Nuni'nin bir de kef harfinden ayrılan en bariz özelliği üzerinde 3 noktası olmasıdır arkadaşlar. Fakat biz yazında bu 3 noktayı çoklukla yazmıyoruz. Ekseriyet itibarıyla okuma yazma hızına mani olmamak için o 3 noktayı ekseriyetle terk ederiz arkadaşlar. Evet. Onu da alt tarafa yazsak. C diyelim buna. Şu misalimizi sildik. Kaf-ı Nuni. Evet, Kaf-ı Nuni Türkçe'ye mahsus olup muayyen hususi bazı kelimelerde kullanılan ve telaffuzu genizden gelen N harfidir. Arkadaşlar onu da Türkçe'ye mahsustur diyelim. Türkçe'ye mahsustur. Genizden gelen N sesidir. Ve ifade ettiğimiz gibi Kaf-ı Nuni'nin 3 noktasını biz okuma hızına, yazma hızına mani olmamak için umumiyetle terk ediyoruz. Ancak bu harf çok kullanıldığından yanlış okumaya mahal verecek olan yerlerde arkadaşlar terk edilmemesi daha münasip. Mesela az önce gel, kel misalinde verdiğimiz gibi diyelim ki onu da misal olarak şöyle yazalım.
umumiyetle terk ediyoruz. Şöyle yazdığımızda bunun iki türlü okunma ihtimali var arkadaşlar. Bakın bu ek olarak K şeklinde okunabilir veya Kaf-ı Nuni olarak N şeklinde okunabilir. İşte böyle çok istisnai durumlarda onun üç noktasını koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde N şeklinde karışmayı önlemek için. Peki dedik ki bazı hususi durumlarda ve muayyen kelimelerde tayin edilmiş, belirlenmiş bazı kelimelerde kullanılır. Bu hususi durumlar ve kullanıldığı muayyen kelimeler nelerdir? Evet, Kaf-ı Nuni'yi arkadaşlar biz dört yerde kullanıyoruz. Kaf-ı Nuni'yi dört yerde kullanıyoruz. Sayacak olursak, birincisi, ikinci tekil şahısların arkadaşlar, mülkiyet yani iyelik ve fiil eklerinde yani şahıs eklerinde. İkincisi, ikinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde. Üçüncü madde olarak tamlama ve ilgi eklerinde ve dördüncü madde olarak bazı hususi Türkçe kelimelerde kullanıyoruz. Şimdi onları madde madde yazalım. Şuraya şunu silip arkadaşlar. Şuraya Kaf-ı Nuni'nin kullanıldığı yerler diyelim. Kullanıldığı yerler. 1. İkinci tekil şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde. 2. Tekil şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde. Örnek olarak arkadaşlar, mesela oğul bir kelimedir. Oğlun, senin oğlun. İkinci tekil şahıs. Baba kelimedir. Baban, kimin babası? Senin baban. İkinci tekil şahıs. Sesin, kimin sesi? Senin sesin. İkinci tekil şahıs. Soluğun, kimin soluğu? Senin soluğun. İkinci tekil şahıs. Demek ki iki yerde, ikinci tekil şahıslarda bir mülkiyet eklerinde, iki fiil eki olarak kullanıyor arkadaşlar. Şuraya mülkiyet eki diyelim. Mülkiyet eki diğerinde fiil eki diyelim. Mesela oğlun, kimin oğlu? Kimin sorusunu sorduğumuzda sen veya senin cevabını alıyorsak arkadaşlar, orada Kaf-ı Nuni kullanıyoruz. Senin oğlun. Baban, kimin babası? Senin baban. Daha sonra mesela sesin, kimin sesi? Senin sesin. Soluğun, sesin soluğun çıkmıyor mesela. Soluğun. Demek ki ikinci tekil şahısların mülkiyet eklerinde kullanıyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda fiil eklerinde de kullanıyoruz. Mesela görmek fiil köküdür. Gördün. Kim gördü? Sen gördün.
Sordun. Soran kim? Sen. Bulsan. Bakın dilek şart kipi. Kim bulsa? Sen bulsan. Yaptığını. Kimin? Senin. İkinci tekil şahısın aynı zamanda fiil eki olarak kullanılıyormuş demek ki. Kâf-ı Nuni. Onları da şuraya yazalım. Gördün. Sordun. Bulsan. Sonra yaptığını. Yaptığını. Evet arkadaşlar bakınız. Demek ki birinci kullanıldığı yer Kâf-ı Nuni'nin ikinci tekil şahısların mülkiyet ve fiil ekleri. Yani ikinci tekil şahısların iyelik ekleri ve şahıs eklerinde kullanılıyormuş. Birinci satırda vermiş olduğumuz misaller mülkiyet eklerine ait misaller. Bakın hepsi isim. Yani bir şeyin birine ait olduğunu ifade ediyor ama o biri ikinci tekil şahıs. Yani sen. Oğlun. Kimin oğlu? Senin. Baban kimin? Senin. Sesin, senin sesin, senin soluğun manasında. Aynı zamanda fiil eki, yine ikinci tekil şahısların fiil eki. Kim gördü? Sen gördün. Sordun. Kim sordu? Sen. Bulsan kim? Sen. Yaptığını. Kim? Sen. Mesela yaptığını beğendin mi? Burada Kâf-ı Nuni'yi kullanıyoruz. Kim? Sen. Ama şöyle Ali'nin yaptığını beğendin mi desek arkadaşlar. Bakın orada bir ayrıntı var. Ali'nin yaptığını. Kimin? Ali'nin. Yani üçüncü tekil şahıs. O zaman şunu Kâf-ı Nuni olarak değil normal nun olarak yazıyoruz arkadaşlar. Yaptığını. Kimin yaptığını? Senin yaptığını olursa böyle yazıyoruz Kâf-ı Nuni ile. Ama onun yaptığını sen beğendin mi? Kimin yaptığını? Onun yaptığını. O zaman şu nunu Kâf-ı Nuni değil normal nun olarak tercih ediyoruz arkadaşlar. Bu ayrıntıya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Demek ki birinci kullanıldığı yer arkadaşlar ikinci tekil şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde. Mesela arkadaşlar kalemini verir misin? Bir örnek. Normal Latince'de yazacak olsak kalemini verir misin? Burada neyi kastettiğimiz çok anlaşılmaz. Mesela sen senin kalemini verir misin? Bunu mu kastediyoruz? Veya Ali'nin kalemini verir misin? Bunu mu kastediyoruz? Çok fazla belli olmuyor. Ama Osmanlı Türkçesinde yazında bu ayan beyan bellidir. Az önce vermiş olduğumuz misalde olduğu gibi. Kalemini verir misin derken kalemini dediğimizde Kâf-ı Nuni'yi kullanırsak eğer sen senin kendi kalemini verir misin? Eğer normal nun kullanır isek orada başka birisinin kalemini verir misin? Ali'nin kalemini verir misin? Orada normal nun kullandığımızda üçüncü şahsı, üçüncü tekil şahsı ifade ediyoruz. Kâf-ı Nuni kullandığımızda ise ikinci tekil şahsı ifade etmiş oluyoruz. Osmanlıca'da böyle de bir güzellik var arkadaşlar. Yani Türkçe'de senin mi onun mu belli değil iken Osmanlı Türkçesinde gayet zahir bir şekilde belli oluyor bu. Gelelim ikinci maddemize. İkinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde kullanılır arkadaşlar. İkinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde. Evet arkadaşlar, Kâf-ı Nuni'nin ikinci kullanıldığı yer, ikinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde. İkinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde. Evet bu da siz şahsına tekabül ediyor arkadaşlar. İkinci çoğul şahıs siz. Birinci, ikinci tekil şahıs sen. İkinci çoğul şahıs siz.
Bunların da hem mülkiyet eklerinde hem de fiil eklerinde kullanabiliyoruz. Mesela örnek olarak okul, okulunuz. Kimin okulu? Sizin okulunuz. Kuş, kuşunuz. Kimin kuşu? Sizin kuşunuz. Mesela at, atınız. Kimin atı? Sizin adınız, atınız. At, adınız. Kimin adı? Sizin adınız. Onları da iki madde halinde yazıyoruz. Mülkiyet eki ve fiil eki şeklinde. Aynen birinci maddede olduğu gibi. Mülkiyet eki. Fiil eki. Mesela adınız, kimin adı? Sizin adınız. Mesela kuşunuz, kuş, kuşunuz. Burada okutucu ya harfi kullanılmaz arkadaşlar. İsimlerde okutucu ya harfi, bunu ilerleyen zamanda tekrar göreceğiz. Sonra okulunuz, bu da okulunuz şeklinde yazılır. Okulunuz, bir de atınız diyelim. Bu atmak manasındaki at değil yalnız, sizin atınız. Bu at sizin atınız. Bakın, kimin diye sorduğumda siz veya sizin cevabını alıyorsam, yani ikinci çoğul şahıs benim karşıma çıkıyorsa, orada nun harfi olarak kaf-ı nuniyi ben kullanmak zorundayım, kullanıyorum. Adınız sizin adınız, kuşunuz sizin kuşunuz, okulunuz sizin okulunuz, atınız sizin atınız. Şimdi fiillere gelirsek eğer, fiil eklerine. Fiil eklerinde de arkadaşlar yine ikinci çoğul şahıs fiil eklerinde kaf-ı nuniyi tercih ediyoruz. Mesela görseniz, kim? Siz. Anlarsınız, kim? Siz. Aynı şekilde koşunuz, kim? Siz. Atınız, elinizdeki taşı atınız, kim? Siz. Bakın burada da tamamen ben kaf-ı nuniyi tercih ediyorum. Onları da yazalım. Görseniz. Görseniz. Bakın kuşunuz demiştik, koşunuz. Koşunuz. Evet, okulunuz demiştik. Biz buna anlarsınız diye ifade ettik az önce misalimizi. Anlamak. Kökümüz bizim. Anlarsınız. Atınız. Bak bu sizin atınız. Şimdi elinizdeki taşı atınız. Bir de o misali yazalım. Aradaki farkı görelim. Atınız. Bakınız. İsimlerde arkadaşlar Y okutucusunu kullanmıyoruz. Fakat fiillerde bakın koşunuz, kuşunuz. Kuşunuz böyle yazılırken, koşunuz derken araya ya okutusu koyuyorum. Bu at sizin atınız derken araya ya okutusu kullanmazken elinizdeki taşı atınız dediğimde bakın ya okutusunu kullanıyorum. Bunu ilerleyen derslerde tamamlayıcı imla kaydelerimizde daha teferruatlı ve mantığını izah ederek göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik sadece bu şekilde bilelim. Zaten konumuz da bu değil. Demek ki benim kaf-ı nuni harfim ikinci olarak ikinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde kullanılıyormuş. Bakın mülkiyet ekleri adınız, kuşunuz, okulunuz, atınız, kimin? Sizin. Görseniz, koşunuz, anlarsınız, atınız. Kim diye sorduğum zaman siz cevabını alıyorum. Demek ki ikinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde de kullanıyormuşuz arkadaşlar. Üçüncü olarak herhangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde kullanıyoruz. Onu da şuraya yazalım. 3. Herhangi bir kelimenin tamlama ve
ilgi eklerinde. Hangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde. Evet. Herhangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde. Mesela arkadaşlar, onun oğlu. Kimin diye suali sorduğumda aldığım cevaptaki o kaf-ı nuniyi ben nun harfini kaf-ı nuni ile yazıyorum arkadaşlar. Onun. Bakın, tamlama ve ilgi eklerinde. Onun oğlu. Başımın tacı. Başımın. Adamın biri. Kapının kolu. Gözümün nuru. Her türlü tamlama ve ilgi eklerindeki nun harflerini ben kaf-ı nuni ile gösteriyorum. O misalleri tahtaya yazalım. Mesela onun oğlu, başımın tacı, tacı, kapının kolu. Bunu iki türlü de yazabiliriz. Kapı ve kapı şeklinde. Kapının kolu. Mesela üzümün çöpü. Armudun sapı gibi misaller çoğaltılabilir. Bakın, her türlü tamlama ve ilgi eklerinde ben kaf-ı nuni'yi kullanıyorum. Onun, başımın, kapının, üzümün, armudun. Tamlama olarak da kullanabiliriz. Onun oğlu, başımın tacı, kapının kolu, üzümün çöpü, armudun sapı. Her türlü tamlama ekleri ve birinin biriyle alakalı olduğunu, birine ait olduğunu ifade eden her türlü ilgi eklerindeki ne sesini vermek için ben kaf-ı nuni'yi demek ki tercih ediyormuşum arkadaşlar. Kitabımızda daha çok misaller var. Biz mevzu anlaşılsın diye sadece birkaç misalle geçiştiriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için kitaba da müracaat edilebilir. Bir de arkadaşlar, dördüncü olarak bazı hususi Türkçe kelimelerde kullanıyoruz biz kaf-ı nuni'yi. Onu da şuraya yazalım. Bazı hususi Türkçe kelimelerde. Evet, bu kelimelerin sayısı az değil arkadaşlar. Fakat biz bunu bir sonraki dersimize erteliyoruz. Daha teferruatlı olarak çoğu kelimeleri, yani kaf-ı nuni'nin kullanıldığı, belki hepsini yazmaya güç yetiremeye, vakit bulamayabiliriz. Ama ekserisini çokça kullandıklarımızı yazacağız. Bugünkü dersimizde bu son kısımda konunun anlaşılması için sadece o kelimelere, yani kaf-ı nuni'nin kullanıldığı o hususi bazı Türkçe kelimelere örnekler vereceğiz. Birkaç tanesini yazıp orada bırakacağız. Bir sonraki dersimizin başında o misallerimizi daha da çoğaltacağız arkadaşlar. Mesela misal olarak birkaç tane yazalım. Mevzu anlaşılsın. Bakın, en ön, önce, sonra,
Daha sonra ona, bana, sonra anla. Misal olarak şimdilik bunları yazmış olalım. İfade ettiğimiz gibi yarınki dersimizde bu misalleri daha da çoğaltacağız arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizi şöyle birkaç cümleyle kısaca özetleyecek olursak, bugün kaf harfi çeşitlerini gördük arkadaşlar. Ve bir harfimiz, kaf harfimiz daha var. O da bir sonraki dersimizin konusu. Biz bugün 3 tanesini gördük arkadaşlar. Kaf-ı Arabi, Kaf-ı Farisi ve Kaf-ı Nuni harflerimizi gördük. Ve yarın da Kaf-ı Nuni harfimizin kullanıldığı bazı hususi kelime misallerimize devam ile birlikte 4. Kaf harfi çeşidimiz olan Kaf-ı Yâ'yı göreceğiz. Kaf-ı Arabi bizim Türkçe, Farsça ve Arapça kelimelerde kullandığımız normal K harfidir arkadaşlar. Bakın misallerini kedi, kemer, köprü. Şunu arkadaşlar yanlış yazmışız. Köprü vav harfiyle yazılır. Onu düzeltelim. Kelime kökü olduğu için. Ekrem, ikram, kerem ve kemal kelimeleri. Kaf-ı Farisi ise Türkçe ve Farsça kelimelerde kullandığımız G sesidir arkadaşlar. G harfidir daha doğrusu. Bakın Türkçe kelimelere misal olarak git, güneş, gelin ve güzel kelimelerini verdik. Farsça kelime misallerimiz güfte, güya, gül ve günah kelimeleri. Farsça'da iki keşide şeklinde kullanılırken bu Türkçe'de pek tercih edilmiyor. Tek keşideyle biz bunu yazıyoruz arkadaşlar. Üçüncü kaf harfi çeşidimiz ise kaf-ı nunidir. Kaf-ı nuni Türkçe'ye mahsus bir harftir. Genizden gelen N sesidir arkadaşlar. Bazı hususi kelimelerde ve muayyen durumlarda kullanılır. Kullanıldığı 4 çeşit yer vardır arkadaşlar. Birincisi, ikinci tekil şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde kullanılır. Bakın mülkiyet eklerine örnek, oğlun, baban, senin, soluğun. Fiil ekleri, gördün, sordun, bulsan, yaptığın. Yani mülkiyet eklerine kimin diye sorduğumuzda senin diye cevap alırız. Fiil eklerinde ise kim diye sorduğumuzda sen diye cevap alırız. Bu cevapları aldığımızda kaf-ı nuni'yi kullanıyoruz. İkinci kullanıldığı yer arkadaşlar, ikinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil ekleridir. Mülkiyet eklerinde misalleri burada görüyorsunuz. Fiil eklerinde misaller de yine aynı şekilde burada arkadaşlar. Bunlara da mülkiyet eklerine kimin diye sorduğumuzda sizin diye cevap alırız. Yani ikinci çoğul şahıs. Fiillere de kim diye sorduğumuzda siz diye cevap alırız. Bu da ikinci çoğul şahısı ifade ediyor. Demek ki ikinci tekil şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde ikinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde kullanıyoruz. Üçüncü olarak herhangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde. Evet, mesela onun oğlu, başımın tacı, kapının kolu, üzümün çöpü, armudun sapı. Bakın bütün tamlamalarda kullanmışız. Mesela kitabının, Ali'nin, Ahmet'in, bütün ilgi eklerinde. Yine aynı şekilde o nun sesini biz kaf-ı nun ile yazıyoruz. Bu da üçüncüsü. Evet, dördüncü olarak arkadaşlar bazı hususi Türkçe kelimelerde kullanıyoruz. O Türkçe kelimelerin çokça misallerini bir sonraki dersimizde vereceğiz. Bu dersimizde mevzu anlaşılsın diye o misallerden birkaç tanesini verdik. Bakın en, ön, önce, sonra, ona, bana ve anla kelimeleri. Evet, bunu da ifade ettikten sonra bugünkü dersimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.